Sayın Bülent Bekçi, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Özgür Çalık, Malatya Büyükşehir... Fotoğraf alabilir miyiz? Sayın Vali. Atlı okçuluk müsabakalarında inşallah bugün ve yarın çeyrek finalini gerçekleştireceğiz. Türkiye'mizin Ankara'nın batısı A grubu, doğusu B grubu olmak üzere iki grupta yarışmalar gerçekleşmekte. İnşallah burada çeyrek finalden sonra yarı final oynanacak. A ve B grubunun yarı finalde finallere kazanan sporcularımız da Ankara'da finali olacak. Tabii ki bunların desteklenmesi önemli. Sosyal belediyecilik, kültürel belediyecilik anlamında. Ama bizim belki olimpiyatlarda olmayan, belki uluslararası yarışmalarda yeteri kadar temsil edilmeyen ama büyük bir medeniyetin sporları olan, atasporu olan bu tür sporların desteklenmesi gerçekten daha bir anlam ifade ediyor. Burada unutulmaması gereken hususlardan birisi de her ne kadar geleneğimiz bir şekilde böyle, bu formlarda yaşatılsa da geleceğimiz, geleceğin kodlarıyla, geleceğin bizden bekledikleri, geleceğin bizden umut ettikleriyle yeşerecektir. Biz sadece kuru bir geçmişle övünme değil, geçmişimizin, geleneğimizin değerlerini günümüzde gençlerimizin bileceği tarzda canlı bir şekilde yaşatmayı başarırken, geleceği kurmak anlamında da geleceğin şartlarının gerektirdiği her tür önlemi de alma gücüne sahip bir ülkeyiz. Türkiye bir yandan terörle mücadele ederken, bir yandan ekonomisini büyütmeye çalışırken, bir yandan da kendi medeniyetine, kendi tarihine, kendi gençliğine sahip çıkmanın mücadelesini yapıyor. Bir yandan bizler zeki, çevik, akıllı sporcular yetiştirirken, bu alanda da dünyayla rekabet ederken, sporun her dalında insan yetiştirecek bir nevi sporcu fabrikaları kurarken, bir yandan da gençlerimizi ahlak üzerine, gençlerimizi uyuşturucudan uzak, kötü alışkanlıklardan uzak, internet kafelerden, sokaklardan, işte böyle spor alanlarına çekmenin mücadelesini veriyoruz. Gençlerimizin özellikle kötü alışkanlıktan, uyuşturucudan, alkolden kurtulması için geleneksel sporlarımıza yönlendirme noktasında alanlar oluşturarak, imkanlar oluşturarak gayret göstermemiz lazım. Ve yine bizim medeniyetimize yakışır bir şekilde ahlakla donatarak, ilimle buluşturarak bu gençlerimizi geleceğe hazırlamamız lazım. Sayın Başkanım. Sayın Başkanım. Abicim.
bir geride duramıyorlar. Tamam.